اهلا وسهلا فيكم بلبنان، معكم علي وسوا رح نتعرف على الاكل والثقافه والمناطق السياحيه بلبنان. بيدكا التيزي جراكيوكي شنكوبان تركش بليور. Burası Yıldız Meydanı. Beyrut'un kalbi. Başlamadan önce bunu söylemek istiyorum. Lübnan'da devi yok, çöl yok, petrol da yok. Dört mevsimi var. Çok güzel turistik yerleri var. Yemekleri de çok güzel. Her şart altında gülümsemeyi ve mutlu yaşamayı bilen bir halk. Bunları hepsi görmeye hazırsanız başlayalım. Şehrime hoş geldiniz. Lübnan'ın başkenti ve yüz ölçümü bakımından en büyük şehri unvanlarına sahip Beyrut, aynı zamanda ülkenin kültür ve tarih merkezi olma özelliğini taşıyor. Orta Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Beyrut, Osmanlı'dan Memlük'e, Roma'dan Bizans'a kadar yüzyıllar öncesine ait tapınak, cami, cadde ve bulvarları keşfedeceğiniz harika bir şehir. Yıldız Meydanı'ndayız. Bu bölgenin memarlık yıldızı olarak yapıldığı için meydanın adı oradan geliyor. Çok hoş bir memarlık var. Tarihi kiliseler, tarihi camiler bulunuyor. Meydanın ortasında Saat Kulesi var. Bu da 1930 yılında yapıldı. Gördüğünüz gibi burada fazla kalabalık değil. Sebebi şu, bizim meclis burada olduğu için izinsiz girilmez. Bu yüzden izin aldıktan sonra burada rahat gezebilirsiniz. Beyrut'un kalbi olan Yıldız Meydanı, Saat Kulesi ile dünya çapında tanınan bir yerdir. Yıldız şeklinde açılan yollardan hangisine girerseniz girin, tarihin farklı bir katmanıyla karşılaşırsınız. Meydanın çevresinde Paşa Sarayı'nı andıran, şimdi devlet daireleri olarak kullanılan Osmanlı binaları da tüm güzelliğiyle sizi kucaklar. Lübnan'da çeşitli mezhepler var. Ortodoks, Maruni, Şii, Sunni, Durzi vesaire. Ama gördüğünüz gibi kilise ve cami yan yana huzurlu duruyor. Bu da Lübnan'ın hoşgörüsü anlatan bir resim. Burada fotoğraf çektiğiniz zaman Lübnan'da olduğunuzu söylemen gerek kalmıyor. Meşhur güvercin kayaları turistlerin ilk ziyaret noktası. Fotoğraf çektikten sonra mutlaka ve mutlaka büyük güvercin kayanın altında tekneyle geçmeniz gerekiyor ve şimdi oraya gidelim. Tekneyi biniyoruz. Bugün deniz dalgalı maalesef. Normalde deniz beni tutuyor ama sizin için bineceğim. Teknedeyiz, denizdeyiz. Biraz dalgalar var. Sizin için dayanacağım ben. Ravşi'ye doğru gidiyoruz. Güvercin kayı. Bayağı dalgalar var. Evet, önümüzdeki güvercin kayı. 70 metre boyunda. Güvercin kayanın üstünden atlayan oluyor. Ama tabii çok profesyonel olması gerekiyor. Tünel gözükmeyi başladı. Muazzam, mükemmel bir duası var. Güvercin kayalar iki büyük kayalardan oluşuyor. Dual bir tünel, yani insan yapı değil, dual. Yaklaşıyoruz. Heyecan başladı. Oo. Harika bir duallık, harika manzaralar. Çok hoşuma gidiyor. Çıkıyoruz, evet çıkıyoruz.
Mükemmel. Mükemmel. Ve çıktık. Büyük kaya altından geçtik. O boru tabi daha ufak ve tüneli yok. Ama ikisi de güvercin kaya. Şimdi dönüşü yapıyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. Ne anlatsam yetmiyor. Romantik mi desem, çok güzel mi desem, insan hayran kalıyor mu desem, hepsi burada. Bir şehri göreceksiniz, denizden görün, çok daha güzel. O kadar güzel geçti ki, deniz beni tutmadı. Bizim ortak noktalarımızdan biri Akdeniz. Lübnan'ın kuzeyden güneye kadar 220 kilometre bir sahilimiz var. Şimdi biz Korniş'e geldik, Beyrut'un Korniş'i. Burada gördüğünüz gibi bir sürü aktivite yapabilirsiniz. Balık tutmak, bisiklet sürmek, yürüyüş ya da spor yapmak ve güzel bir hava almak. Çünkü buradaki hava bambaşka oluyor, çok temiz. Gördüğünüz gibi uzun binalar, deniz manzaralı evler var, çok lüks bir şey. Buraya geldiğiniz zaman tadı çıkartmak için yeriniz burada. Korniş, Beyrut'un kalbinde İzmir kordonunu andıran bir gezi yoludur. Palmiye ağaçlarının sıralandığı sahil şeridinde yer alan Korniş, etkileyici manzaralar ve güzel bir hava için doğru adrestir. Korniş El Manara'da yürüyen, koşan, balık tutan ve bisiklete binen birçok insanın arasına karışarak Akdeniz'in tadını çıkarmanız mümkün. Suk, çarşı demek. Burada istediğiniz marka bulabilirsiniz. Kıyafet, saat, makyaj vesaire. Restoranlar da var ve bir sinema var. Tadı çıkartabilirsiniz. Ve unutmayalım, I Love Beirut fotoğrafı çok güzel çıkıyor. Suk'ta tek orijinal eseri buluyoruz. Bu da Memlük dönemine ait bir eser. 1500 yılında inşa edildi. İbn Dimaşk hoca vardı, din hocası. Ve bu onun evin girişi ve hala bugüne kadar duruyor. Beyrut gezilecek yerler listesinin en modern yeri olan Beyrut Çarşısı, dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapan büyük bir alışveriş bölgesi. Buranın tenha oluşu dikkatinizi çekebilir. Beyrut tarihsel olarak ne yazık ki birçok dramatik vaka atlatmış bir şehir. Arap-İsrail savaşları, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki çatışmalar ve en son 2021 Beyrut limanı patlaması şehri ciddi anlamda etkilemiş. Tüm bunlara rağmen yine de ayakta kalabilen harika bir şehir Beyrut. Sizlere bir sorum var. Yunus Emre Enstitüsü'nden tanıdığım iki arkadaşım Said ve Michel. Said sizin için bir tekerleme mi söylesin, yoksa Michel sizin için bir Türkçe şarkı mı söylesin? Karar sizin. Merhaba, benim adım Said Hariri. Said sizler için Türkçe bir tekerleme mi söylesin, yoksa Michel Türkçe bir şarkı mı seslendirsin? TRT 1 Instagram sayfası hikaye bölümünden oy kullanın, ne izleyeceğinizi siz seçin. Beyrut'un sokaklarında kaybolmak bile bambaşka güzel. Burada gelince haritayı kapatıp ve yürün, gezin, kaybolun. Her köşede, her sokakta başka bir güzelliği var. Burada gördüğünüz gibi Feyruz resmi var. Feyruz bizim meşhur şarkımız, en meşhur şarkımız.
Beyrut'ta gezdiğiniz zaman sadece bir yürüyüş değil, Beyrut'ta yaşarsınız. Her köşede başka bir lezzet, başka bir güzellik. Burada gördüğünüz gibi kahve köşesi. Kahvemizi bir alalım. Selimhide. Arap kahvemizi aldık. Onun yanında küçük lezzetli kurabiyeler var. Hurmalı ya da kekli olur. Fark etmez. Size ilginç bir şey göstereceğim. Beyrut'ta sanat her yerden fışkırıyor. Burada duvarda gördüğünüz gibi. Süper değil mi? Beyrut'un kozmopolit ve bir o kadar renkli sokaklarında rastgele dolaşmak, adeta kaybolmak gerekiyor. Her adımınızda sizi güzel bir sokak resmi, harika bir pencere veya dantel gibi işlenmiş bir yapı bekliyor olacak. Merhaba, ben Duygu İtani. Yaklaşık 5 yıldır Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde okutman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda müdür vekiliyim. Lübnan'daki Türkçe kurslarımıza oldukça yoğun bir ilgi var. Bunda Lübnanlıların sık sık Türkiye'ye seyahat etmelerinin ve Türk dizilerinin etkisini oldukça fazla görüyoruz. Çeşitli gruplardan, çeşitli inanışlardan öğrenciler Türk dilini ve kültürünü öğrenmek amacıyla enstitümüzde bir araya geliyorlar. Çok güzel bir atmosfer var. Biz de bundan oldukça memnunuz. Ayrıca Lübnan'da Türkoloji bölümümüz de faaliyet gösteriyor. Öğrencilerimiz Türkoloji bölümüne kayıt yaptırıp 3 yıl sonunda Türkolog olarak mezun olabiliyorlar. Lübnan ve çevresinde görevlendirdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hocalarımız da var. Bunların verdiği çeşitli kurslarda bu dönem toplamda Lübnan'da yaklaşık 950 öğrencimiz Türkçe öğreniyor. Yılda yaklaşık 3 dönem olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 3000 Lübnanlı yılda Türkçe öğreniyor. Bu sayı da bizim için oldukça iyi. Ayrıca Türk mutfağını, Türk lezzetlerini de çok seviyorlar. Biz de şimdi sevgili öğrencim Gada ile birlikte Lübnan mutfağının lezzetlerini tatmaya geldik. Gada yaklaşık 3 yıldır bizde enstitümüzde Türkçe öğreniyor. Türkçesi oldukça iyi. Şimdi lezzetlerin tadına bakalım. Gadacığım merhaba, nasılsın? Merhaba hocam, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de iyiyim. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi siz gelmeden önce bu yemekleri sipariş ettim. İyi yapmışsın. Hepsi çok lezzetli görünüyor gerçekten. Özellikle Türkler Lübnan mutfağını çok merak ediyor. Hadi birlikte tanıtalım. Bu arnabit. Evet, bu kızarmış karnabahar, peynir soslu. Bu frake. Bu frake bizdeki çiğ köfteye benziyor. Bu patlıcan. Evet, bu patlıcan salatası. Batincan diyorlar bizdeki, evet. Patlıcan. Hummus. Hummus, nohutlu, lezzetli bir sos zaten biliniyor. Batata harra. Evet, batata harra yani acılı patates kızartması, çok lezzetli o da. Falafel. Falafel çok meşhur. Lübnan'da ve Orta Doğu'da zaten oldukça biliniyor. Maane ve sucuk. Evet, bunlar bizdeki sucuktan biraz daha farklı. Maane, nar ekşili soslu. Yine sucuk kızarmış sebzelerle birlikte bu şekilde ikram ediliyor. Şimdi burada tebbule, evet. Ve fettuş. Fettuş. Bunlar Lübnan'ın en meşhur iki salatası. Tebbule, ince ince doğranmış maydanoz, domates, ceviz vesaire küçük küçük sebzeler var içinde. Lezzetli ama bence Türk damak tadına hitap eden, benim de en sevdiğim salata fettuş. İçinde kıvırcık, semizotu, salatalık, domates, kişniş vesaire bu tür lezzetler var ve üzerine kızarmış ekmek koyuluyor ve sosu da oldukça lezzetli. Bayağı lezzetli, evet. Evet. Şimdi bu batincan mı ele diyoruz? Evet, yani kızarmış patlıcan salatası. Bu tavuk ciğeri. Evet, sauda diyoruz. Evet. Kibbe. Kibbe. Bizdeki içli köfteye biraz benziyor. Bu etli yani kıymalı kibbe. Bu da sade kibbe, böyle bulgurla yapılmış hali. Bu siz ne söylüyorsunuz? Hallum. Hallum. Türkiye'de hellim peyniri olarak biliniyor. Pesto soslu. Çeşitli şekillerde kızarmış olarak veya farklı soslarla ikram ediliyor. Oldukça lezzetli. Bunlar da yine mezeler. Burada hummus var yine. Evet. Kibbe, sade kibbe.
Bu kızarmış hindibi. Hindibi. Bu varaaynep diyorsunuz. Varaaynep. Yani evet. Bizdeki yaprak sarma ve peynirli salata. Bu şekilde. Hepsi gerçekten çok lezzetli. Lübnan'da hiç döner yediniz mi? Şimdi sizinle çok güzel bir döner yiyeceğim. Merhaba. Selamide. Bu bizim Lübnan döner. İçinde et ya da tavuk döner oluyor. Sarımsaklı sos, patates ve turşu. Mükemmel. Hamra'yı gezerken hep midenizde boş bir yer kalsın. Çünkü her köşede bir fırın ya da bir leziz yemek bulabilirsiniz. Sizi bizim geleneksel kahvaltıyı tanıtacağım. Hamur üstüne zafer, peynir, lahmacun turlar gibi şeyler yiyebilirsiniz. Onun üstüne turşu, salatalık, domates, zeytin istediğinizi koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu peynirli olan, harika lezzetli. Bu da şunu göstereyim. Bu da zaterli olan. İşte Lübnan'ın geleneksel kahvaltısı. Beyrut'un dışına çıkalım mı? Sizi harika bir yere götüreceğim. İsmi Şuf. Beyrut'tan bir saatte uzaktayız. Vaktiniz olursa kesinlikle Şuf'a gelin. Şuf'tayız şimdi. Buraya gelince bambaşka bir hava var. Doğallık çok güzel. Tarihi yerler ve tabii müzeler. Bunları gezmeye hazırsanız başlayalım. Beyrut'un dışında Lübnan'ın güzel doğası ve kültürel çeşitliliğini keşfedebileceğiniz harika şehirler bulunuyor. Şuf bu şehirlerden bir tanesi. Burası çeşitli dini, inanç ve mezheplerden insanların bir arada yaşadığı köklü tarihe sahip bir şehir. Deril Amar, buraya geldiğiniz zaman burada yerin tarihi eserleri, binaları, taşları, balkonları, pencereleri, duası, havası sizi hayran bırakacak. Çünkü buradaki gördüğünüz taşlar 1200 yılında yapıldı. Ama maalesef 1600 yılında savaştan dolayı hasar gördü. Ama biz bunu ihmal etmedik ve yeniden restore edip sizin ziyareti bekliyor. Çok güzel ve atlanılmaz bir aktivite yapıyoruz şu an. Telifriye bindik. Junye bölgesindeyiz. Beyrut'tan 15 kilometre uzak. Bu telifrik 1965 yılında inşa edildi ve turistlerin birinci durağı oldu. Teleferik Junye, Beyrut'tan 15 kilometre uzak ve onun uzunluğu 1,5 kilometre tepeye çıkartıyor bizi. Tepeye ulaşmadan Beyrut bile gözüküyor buradan. Muhteşem manzarayı görüyorsunuz. Ama bu teleferik bizi boş bırakmıyor. Çünkü bizi tepeye çıkardığı zaman Harisa'ya gidiyoruz. Ve orada Meryem Ana'nın heykeli var. Beraber göreceğiz.
Durağımıza geldik. Aşağıda bizim fotoğraf resmi çektiler. Onu bakacağız. Harika. Harika değil mi? Teleferik bizi burada bıraktı. Harisa. Bugün pazar günü olduğu için burada biraz kalabalık. Çünkü burada Hristiyanlar ibadet için geliyor. Hristiyan olmayan ziyaret etmek için geliyor. Çok güzel bir yer. Göreceğimiz gibi güzel memarlık Biklis'i göreceğiz. Ve büyük olan Meryem Ana'nın heykeli. Bir bakalım. Beyrut'u tepeden seyretmek istiyorsanız Harisa'da Meryem Ana Kilisesi'ne gelmelisiniz. Harisa Tepesi'nde yer alan Meryem Ana Kilisesi 1904 yılında yapılmış. Burası farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Lübnan'ın kozmopolit yapısını yansıtan noktalardan birisi. Beraber teleferiğe bindik, Harisa'yı gördük. Bu mükemmel manzarayı çok beğendik. Şimdi bakalım yol bizi nereye götürecek. Sizi Trablus'a getirdim. Trablus, Lübnan'ın ikinci en büyük şehir Beyrut'tan sonra. Burada saat kulesi göreceğiz. Meşhur Trablus'taki tatlılar. Beraber bir gezelim. Burada bizim ortak tarih için önemli bir durak. Gördüğünüz gibi Abdülhamid Saat Kulesi 1902 yılında inşa ediliyor ve hala bugüne kadar duruyor ve bu saat her taraftan gözüküyor. Gezimize devam edelim. Sizi Lübnan'ın en meşhur tatlıcı getirdim. Trablus'tayız. El Hallaf 1881 yılında inşa ediliyor ve hala bugüne kadar çalışmayı devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi çeşitli tatlılar var. Burada baklava bulunmuyor. Bizim baklava biraz kuru geliyor ama çok harika ve mükemmel leziz. Özel paketler yapıldı yurt dışına götürmek için. Dondurma bulunu. Burada çeşitli dondurmalar var. Meyveli, çikolatalı, istediğinizi yiyebilirsiniz. Başka bir buluma geçelim. Burada ufak bir pasta bulumu var. Onun yanında kurabiye bulumu. Kurabiye bulumu çok büyük ve çok çeşit var. Tabii yurt dışına gitmek için özel tabaklar da hazırlandı. Çikolata tasarımları da var. Bu bulumu Fransız bulumu. Kruvason, hamur işleri. O da çok başarılı Lübnan'da. Geldik en önemli bulumu, Arap tatlıları. Benim için en leziz, en harika, en mükemmel ve sizi en iyi ve en güzel tatlıyı anlatacağım. Fıstık tatlısı. O da adından belli, fıstıktan yapılıyor. Fıstık eziliyor, onun arasında kaymak oluyor, koyuluyor. Onun altında tekrar bir fıstık tabakası. Öyle alıp şerbetsiz yeniyor çünkü şekeri zaten onun içinde. Ha, unutmadan, bizde bir söz var. Namaz abdestsiz olmaz ve Trablus tatlısız olamaz. Afiyet olsun. Neden hiç kimse cevap vermiyor? Çünkü bu kapının arkasında bir ev yok. Sizi ilginç bir hikaye anlatacağım. Ancak yerel ve vatandaşlı bir kişi bilir. Eskiden mirastan kalan bir arsa vardı. İki kardeş kavga ediyorlar. Biri bina yapmak istiyor, biri satmak istiyor. Bina yapmak isteyen kişi bina yapıyor.
manzaralı bir bina yapıyor. Ama onun kardeşi o manzarayı kapatmak için bina şeklinde bir duvar yapıyor. Balkonu var, kapısı var, pencere var ama aslında o bir bina değil. Burası gördüğünüz gibi bir duvar. Beyrut'ta gezmeye devam ediyoruz ve şimdi Zeytuna Bey geldik. Zeytuna Bey adı Zeytin Ağaç'tan geliyor ve burada Beyrut'un modern yüzü görebiliyorsunuz. Yüksek binalar, yat limanı ve tabii bir sürü restoranlar. Orada Lübnani yemekleri tadabilirsiniz. Beyrut'un en lüks bölgelerinden biri olan Zeytuni Bey, gökdelenlerin arasında birbirinden pahalı yatların sıralandığı bir marina. Buraya adını veren zeytin ağacı ise bunca betonun arasında belki de en güzel detay. Erzişuf'a geldik. Burada biraz yüksek bir nokta. Ziyaretimiz sebebi şu. Burada Sidir Ağaç Ormanı var. Sidir Ağaç bizim için çok kıymetli. İki sebep dolayından. Birinci, Sidir Ağaç'ın kokuları. O da bizim vatan sevgiyi anlatıyor. Diğeri, Sidir Ağaç'ların çıkmak için yüksek bir yer olması gerekiyor. O da bizim yükseliş ve dik durmak sembolü ediyor. Bu yüzden Sidir Ağacı'nın yerini tam bizim bayrağın ortasında. İşte Sidir Ağacı. Ali İtani, Lübnan dağlarının eteklerinde Sidir Ormanı'nda dolaşırken ciğerlerini tertemiz havayla dolduruyor. Görmüş olduğunuz Sidir Ormanı bizim devlet tarafından korunuyor. Bu yüzden burada çeşitli hayvanlar, çok güzel bir orman ve çok temiz bir hava alabilirsiniz. Evet, gezimizi bitirdik. Lübnan'a gelirseniz mutlaka Sidir Ağaçları görmenizi tavsiye ediyorum. Burada yürüyoruz. Harika ve hava çok temiz. Derdinizi burada bırakırsınız. Sizlere Cbel'e getirdim. Burada eski çarşı. Lübnan'ın en eski çarşılardan biri. Finiki döneminden başladı ve hala bugüne kadar devam ediyor. Burada el yapı malzemeler bulursunuz. Hediyelik, restoranlar, kıyafet. Hadi beraber keşfedelim. Burası hediyelik dükkanı. Burada istediğiniz hediyelik bulabilirsiniz. Tabii el yapı malzeme var, kıyafetler, halılar, çantalar. Ve sizi güzel bir parça göstermek istiyorum. Finiki adam heykeli. O da etek giyiyor. Eskiden böyleydi. Bu da buradaki eski çarşı olduğu için bunu sembolü ediyor. Tabii magnet vesaire hediyeler bulunuyor. Burada bir hediye almak isterseniz yeriniz Cbel. بالإذن دقيقة يا معلم هيدي بدي بنو على جنب سلمون حبيبي güzel
tarihi sokakta güzel restoranlar var. Burada yemek için ya da kahve içmek için bir mola verebilirsiniz. Cebelindeki tarih bitmez. Eski çarşıyı gördük. Şimdi biz eski kale önündeyiz. Kale-i Cebel, Cebelin Kulesi. Bunu Haçlılar inşa ediliyor 1200 yılında. Bir göz atalım. Çok tarihi bir yer. Burada Roman eserleri görebiliyoruz, Finiki eserleri ve bir çeşitli tarihi dönemleri. Hayran bırakıyor insana bu yük taşlar. Diyorsun ki o zamanlar nasıl yapıldı? Yaptılar ve hala duruyor. Görmenizi tavsiye ediyorum. Programın başında anlattığım gibi Lübnan'da göreceğimiz şeyler işte. Duası, güneş, deniz, alışveriş merkezler, tarihi binalar ve eserler ve bunları hepsi burada görebiliyoruz. Kale gezmeyi bitirdik, çıkıyoruz şimdi. Önümüzdeki gördüğümüz cami, Osmanlı'dan kalan cami ve hala bugüne kadar kullanılıyor. Said, sizin için tekerleme mi söyleyecek? Yoksa Michel, sizin için bir Türkçe şarkı mı söyleyecek? Bakalım. Ne karar verdiniz? Sizlere Beyrut'u Türkçe olarak tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Türkiye'den buraya gelmenizi çok isterim. Hoşça kalın. Duştum. Bu Sedir Ormanı bizim devlet tarafımızdan biraz eski parçalar var, el yapı malzeme var. Bitti, boşluk. Neyse, tekrar yapalım. Kes.